Cümleten selamın aleyküm değerli güzel takipçilerim. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Bir gözüm Hasan'da, bir gözüm sizde can dostlarım. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Bugün bizler nereye gidiyoruz? Biz akşam oldu misafirliğe gidiyor. Şimdi biz Selime'ye doğru gidiyoruz. Orada Hasan'ın askerlik arkadaşı var. Değil mi Hasan? Evet. Cümleten selamın arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Cansu Bey ne yapmış arkadaşlar daha Hasan ne arkadaşlar Hasan'ın askerlik arkadaşının yengesi var. Gamze'm var. Onun eşi şey var. Müzeyyen var. Onlar bu tarz başörtü yapıyor. Belki Selime'den izleyen izleyicilerim varsa böyle kadife şal var. Böyle de yazma yapıyorlar. Ben de bugün Gamze'mden aynı olmak istedim. O benim can dostum. Gerçekten çok seviyorum onu da. Annem geliyoruz. Onunla bugün aynı olalım dedik. Yani ben öyle düşündüm bilmiyorum. Hoşuma gider benim böyle onlar yapmaz. Hasan bana diyor ki kendine ne yaptın diyor. Ben sevdim kendimi arkadaşlar böyle. İyi iyi o zaman olmuş. Hadi gidelim. Öyle mi? Evet. O zaman hadi gidelim. İnşallah hadi orada bakalım. Belki çekerim belki çekmem. Hadi bakalım. Evet can dostlar biz şimdi Gamze'me geldik. Kezban abla gile. Şöyle Gamze'm döktürmüş buraya bir sürü bir şeyler yapmış. Ben aradım. 1-2 saat neydim anca oldu. Bunların hepsini bir çırpıda yapmış. Allah esirgesin gerçekten çok marifetli. Benim kankam diye söylemiyorum. Dost parmağında doğru marifet. Valla poğaça yapmış. Ne dereotluydu değil mi? Evet. Dereotlu poğaça. Bu da haşhaşlı mı? Haşhaşlı, tahinli poğaça. Peynirli poğaça, sade poğaça. Abo. Islak kekimiz, aden kekimiz. Sanki şeyi satın almış gibi olmuş maşallah. Çok güzel. Teşekkür ederim canım benim. Sen senin için yapıyorum her şeyi. Uzun benim. Vallahi arkadaşlar illaki kan bağı önemli değil. Can bağı oldu mu? Evet. Tüm engeller aşılabiliyor. Yani inşallah henüz 6 yıl, 5 yıl mı oldu? Evet. 5 sene anca oldu her an. Evet 2017'de tanışmıştık. Öyle mi? Evet. Hiç hatırlamıyorum ben. Aralığın sonuydu sanırım. Aralığın sonu ocağın başı 2017 sayılıyor. Nasıl hatırlıyorsun evet. Onu? İlk defa gelmiştiniz. Defne'ye yeni doğum yapmıştım hatırlıyor musun? Asker mi? Arkadaşlarımın toplanması vardı. Yemeğe gelmiştiniz. İlk önce bizimkiler size geldi. Sonra siz bize geldiydiniz. Vallahi inan ki var ya hiç hatırlamıyorum. Benim bu hafıza gidik. Ne olacak böyle bilmiyorum sonumuz. İlk de tanışmıştık. Allah'ım evet. İlk de karşılaştırmış valla. İlk de. Gamze'm çok ayrı benim için. Çok sen kıymetli. Benim için canım benim. Canımsın. Şöyle yaş tek pasta yapmış. Tek arkadaşımsın diyebilirim. Ay ciğerim var. Çok arkadaşım var ama. Arkadaşlar arkadaşımız çok etrafımızda var ama herkes aynı olmuyor. Herkes candan kandan olmuyor tabii ki de. Sohbet ayrı oluyor, muhabbet ayrı oluyor. Yaşam tarzlarımız benziyor. Öyle çok güzel anlaşabiliyor. Öyle öyle. Aynı yaştayız. Aynı yaştayız. Evet. Gamze'nin 3 tane çocuğu var bu arada. Allah mesirgesin. Kendisi gibi güzel güzel evlatları var. Orada da çay dolduruyor şöyle. Kendisini çekmiyorum. Çekme. Bugün ben Gamze'm gibi oldum. Gittim bir yazmam dedim. Ben bugün Gamze gibi yaptım. İyi bir resim çekineceğim. Bu bana hatıra kalsın. Instagram'da paylaşırız. Hey vallahi. Evet. Takip edenler varsa arkadaşlar buradan da Instagram'a gelin. Size oradan Gamze'mi paylaşayım. Instagram bizim şeyimiz. Yaşam kaynağımız. Ben çok seviyorum orayı. Vallahi YouTube'dan evet. Ne daha çok seviyorum bilmiyorum niye öyle. Babam istedi. Su mu istiyor babam? Dolduralım. Anne babam. Şunu siz burada ne dersiniz? Büzme mi dersiniz buna da? O sini. Sini mi? Evet. Ha büzme dediler bizim orada da. Büzme mi diyorlar? Sini de şöyle baklava gibi kesiyorlar kare evet. Kare. Evet. Ona da sini diyorlar. Üçgen kesiyorlar. Öyle de yapılıyor. Buna da sini diyorlar. He. Her türlüsüne sini. El yapımı her şeye sini deniyor burada. Demir çikolata buna büzme diyorlar. Bizim orada da büzme derler. He. Biz içine ceviz neyi koyuyor. Demir çikolata hiç koymaz. Bizimler de koyuyor. He. Onlar da koymuyor ama bunu şerbetleyin çok güzel oluyor. Babam çok sever. Canım Gamze'm elin ayağın dert görmesin. Kuzum benim. O zaman bizlere afiyet olsun can dostlar. Videomun devamını bakalım. İnşallah nasıl çekerse. Mutfaklarda şöyle çok güzel şirin bir mutfak. Gamze'm tertemiz temizlemiş. Her yeri böyle sıra sıra dizili. Görüyorsunuz paket paket. Temiz kuzum benim. Şu bulaşık, çamaşır makinesi ne ya? Adı da aklıma gelmedi. Bu da benim Ramazan'ım. Ano, benim esmer şekerim bu. Gamze'min yavrusu. Benim de yavrum. Ben neyim? Ramazan ben kimim? Teyze. Ama teyze diyordun. Çok ayıp ettin şu anda aşkım.
Ha, ben bu tarafı diyordum. Bu buzdolabını çok sevdim arkadaşlar. Genişliği falan çok güzel. Gördüğünüz gibi. Allah nasip ederse inşallah ileride ben de böyle bir şey alırım. Şöyle magnetlerine de. Yılmaz abi, Gamzem, Ramazan, Hiranur, Defne, Nisa. Bu çekirdek aile. Şöyle. Gamzem de kayınvalidesiyle kalıyor arkadaşlar. Hep beraber yaşıyorlar. O zaman videomuzun devamında inşallah görüşürüz. Tekrardan selamun aleyküm güzel dostlarım. Dün video atmadım. Çünkü videomun devamı yoktu. Nereye gideceğiz? Ustalarım yanına. He, babaannen orada değil mi? He, orada. Ha tamam, ben babaannene bir şey soracağım. O yüzden şöyle anne, bağımız bahçemiz artık yavaş yavaş bozulacak. Onlar. Kim götürecek? Ustalar. Niye götürsün herhalde? Ustaların yanına doğru gidiyoruz. Bakalım ne işler görmüşler. Çimantoyu öyle bitirmişler. Esah. Maşallah. Bitirmişler. Ömer de annemle beraber. Çubuğundan anne ya. Çimento yaptılar diye. Katıyorlar çimentonun içine. Daha bitirmedi. Yok. Anneannem. Anne yok. Ben soldan dönüyorum kaçıyor. Kolay gelsin yo. Babam. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş buldum. Kaptımız geldi yo. Yüksek, bekli bizim başımıza. Ne oldu Ayhoş? Siz bugün annenle gitmeyecek misiniz? Ben sizi mobkasına koyayım gelin. Çünkü sen de götürsen. Tamam. Ben sizi mobkasına koyayım gelin. Tamam. Götür gel. Benim çünkü burada işim var. Anne, ha tamam, hele gelmiş. Anne diyor çimantoyu çalabilirler mi? Nasıl çalacaklar diye bana soruyor. Çalmazlar diyorum ben de. Yapma abi, sıkma. Tamam. Tamam, önce ben eve gidip hazırlanayım da gidelim. Sen de götür ama. Gidiyor değil mi? Yapma oğlum. Öyle yapma. Şaka yapıyor oğlum. Gerçek mi alacak? Bu da bir şeyli, tripli olan kim? Evet, dostum, çalışmaya devam ki. Evet. Kolay gelsin, bayağı sonuna doğru geliyorsunuz değil mi? Bayağı bayağı, bunun kanını yardık ya. Eyvallah, maşallah size. Ellerinize sağlık olsun. Bugün inşallah. Bugün Ayhuş da elemanmış. Neyi getirin? Pirket mi getirin? Oturacak mısın? Sandalye getirseydim keşke. Değil mi? He, hazırlayalım. Dur geliyorum, böyle çekeyim ben son halimizin. Şöyle, annem geliyorum çiçeğim. Seni yatıracağım, dur da. Maşallah bayağı. Bura böyle kalacak mı, bir daha olacak mı üstünde bir işlem? İncesi o da böyle. Bu düzeltmesi varsın. Bir de makyaj olarak hani fondöten oluyor, krem krem sürüyorsunuz da onu sürecek şimdi. Biz de niye biliyorsun kardeş sen? Krem sürecek bunun üstüne. Ondan sonra o sünger oluyor da süngerler de süsleyecek. He. Hangisi en zor, o mu zor? Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Ayhan da görüyorsunuz, Ayhan buldu maşallah. Ayhan da çalışıyor maşallah. Sen ne gördün Ayhoş, iyi misin? Ben deyim kuzum. Güzel Ayhoş'um. Geliyorum, geliyorum. Ben Ömer bir... Ama uyumaz o da. Uyumaz işte, o şitmedi. Pek erken uyanmadı. Uyumam ama Ömer. İnişten bir yandan harcı yapıyor gibi ardından hemen süpürüyor arkadaşlar. Böyle bir huyu var işte. Halbuki sürekli batıyor ama görüyorsun şuralarına süpürmüş. Bunda böyle bir dağıntısı var işte. Uyusan keşke Ömer. Evet can dostlar, öğle ezanı okunuyor. Şöyle annem doğradığı biberleri poşetliyor. Bunları doldurdum böyle hırtlarında. Bunlar ne diyecek anne? 5 tane de şey koydum. Göreklik yapacağım. Şimdi bunlar şeye de iyi oluyor. Yemeklere de iyi oluyor bu. He, yemeğe de olur.
Karnı yarık yaparsak onu da yaparız. Her şeyi ekliyor. Daha azıcık daha doğrar şuradan yani, oldu mu? Bunu dolaptan çıkartıyor, hemen ekliyor, yumuşacık hemen erit gidiyor. Çizilmeden yaptık mı? Evet. İyi oluyor yani. Öteyeler ölmüyor bile, satın aldılar. Bundan ne dersek, börek yaparsak da, yemek yaparsak da, domates, 10 tane de domates doldur. Kışlık hazırlığımız çok şükür bitti. Başka kalmadı değil mi? Kan yaklığımız, sağ sola her şeyimiz yapıldı. Allah'ım iş kaygısı versin, hepsi oluyor. Akşam doğradık bunu. Akşam Cahif yengemle bir yandan temizledik, bir yandan oturduk, bir yandan doğradık. Evet, şöyle. Bu çıçıtlı poşetlere koyuyor, havasını aldıracak, kapatıp. Birer de ısıtırır gibi şöyle, delik açıyor. Havasını aldırmak için. Havasını almak için. Ondan oluyor. Bunları koyarken şöyle düz düz yaptınız mı çok güzel oluyor. Şöyle. Onlar da sen yapacaksın. Ben doldurum. Bunları ben az sonra iyileştirdim. Biber şunu dolusu acı doğradı. Çok acı vardı mı? Onun dolusu da şey oldu var. Ellerim yandı akşam. Buna eldiven olacak aslında. Eldiven bize giymiş. Cahı yengem ile giydi. Şişsiz yapıyor. İhmalsiz iş yapıyor. Gözüme değersem gözüm ağrıyor. Ağzıma değersem ağzım işitiyor. Acı. Acı oldu mu? Sıkıntı. Bunlar böyleydim. Ondan sonra da ben kohla koydum oraya. Örtlensin diye. Orada da lahanamızı haşlayacak. Annem onu da babamın kanalından görebilirsiniz. Şöyle. Burada fasulyemiz var şimdi. Bunu az sonra pişirecek. Bunu yarın mı pişirecek? Yarın yapmayalım mı bunu? O şey iyi mi? Tavuk iyi mi? Tavuğumuza bakalım. Şey etmezse de şu sosundan şey yapalım. Bulgur pilavı şöyle soslu. Yapalım mı? Yarın bugün pişirelim aslında. Yarın yapalım. Yarın da pirinç pilav yapalım. Yarın akşam. Dolabımıza koyarız. Tavuk pişirdim arkadaşlar. Tavuk haşladım. O da Serkan işte gibi biz de yemek yiyecek diye şey yapmadım. Nailin işte, Serkan işte biz de yemek yiyorlardı. Azıcını ayırmıştım. Bayağı hatta azıcık da değil. Biraz butlarından almıştım. O da 2-3 günlüğüm anca oldu ama bozuldu mu bilmiyorum. Bilemedim. Bakalım. Şurada da ablamın yaptığı soslar var. Bu domates sosu değil mi? Şöyle onu da ellerine sağlık. Bu da çok güzel görünüyor. Pilavlara. Bu şey makarnaya da çok güzel oluyor. Şeye, pizzaya içine diğer malzemeleri katıyorsun. Ne? Anneciğim sürükleme kardeşim yanacak. Neyi sayıyorsun? Pil mi sayıyorsun? Şöyle. Ne? Ne o? İki üç tane. Geç salçamız var. Koyalım ondan. Şu kavunlar da ablamın bahçesinin mi? Hep tatlı demiş. Küçük de yer tatlı. Şöyle. Üç tanesini de evimize götürdüm. Annem şunun kapağı nasıl güzelmiş ya. Çiçekli kapak. Bunların... Sen de mi seviyorsun böyle? En sevdiğim diyor Yüksel. Şimdi bu bellerimizin ağzını kapatıp aşağı gidelim. O çabuk haşlanıyor. Ben haşlamışlar. Şöyle ben biberlerimizi buraya getirdim. Bunları size söylediğim gibi dizeceğim. Yani düz bir hale getireceğim. Ondan sonra dolabımıza atacağız. Şöyle bismillah diyelim. Şu sırada da neyse sonra sellecek şey yok zaten. Şu kapağımız temiz. Bunun üzerine hepsini dizeceğim. Buralarını da zaten temiz. Biliyorsunuz temiz yer fazla bir zaman olmadı. Şu şekilde koyacağım ki fazla yer kaplamasın. Bir şöyle koymak var. Bir de şöyle koymak var mesela. Ben hep böyle yaparım. Böyle üst üste bir sürü aldırabiliyorum. Şöyle koyacağım. Ama bir tane de bana şey lazım. Azıcık bir delik açmam gerekiyor ki havaları gitsin. Ufak bir şey lazım ama. Dolada bıçağımız elim yok. Şöyle bir tane şiş buldum arkadaşlar. Bunlar zaten burada temizleyip koyduğumuz şişler. Çok az bir şekilde hava deliği açtım. Çok az zaten o da. Şöyle. Evet. Şimdi daha düz hale geldi. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi bunları da aynı şekilde yapacağım. Hı.
şöyle şöyle dizleyeceğiz. Ondan sonra şöyle. Allah maksatla yemeği nasip etsin can dostlar. Her şeyi yapıyor, hazırlıyor. Yaza yazdan hazırlık yapıyor. Kışa kıştan hazırlık. Allah'ım her şeyi dediğim gibi ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Şöyle. Havasını böyle aldınca da oluyormuş aslında. Şurada da düzeltelim. Şurada da devamlı. Şöyle yapalım. Vallahi artık bizim burada havalar o kadar soğudu ki. Geçenlerde ustalar benden soğuk su istedi Nailen İştemgil. İzleyicilerimiz yazmış sizin orada hala soğuk su içiliyor. Sizin oralar hala sıcak mı diye. Vallahi dediniz sizin o cümlenizden sonra hemen tolular yağmurlar bastı burayı. Hava çok soğuk yani. Çocuklarımın ceketsiz hiç dışarıya çıkartmıyorum. Ayaklarına, panduklarına, terliklerine, ikişer tane çoraplarını giydiriyorum. Çünkü kış gelmeden hemen ilk hastalığımızı yaşamayalım diye. Şu an elhamdülillah iyiyiz. Yükselim okula gidiyor. Hasta olursa okula aksar gidemez. Diğerleri, diğer arkadaşlarımdan da geri kalsın istemiyorum. O yüzden. Şu şekilde sıktıralım. Şöyle yerine koyalım bunlarımızı da. Yüksel annem takılma da kardeşim uyusun. Yüksel. Yüksel. Takırdama annem de uyusun kardeşim akıllım. Azıcık çıtırtıdan uyanıyor. Komşular da bugün tatil atışıyla uğraşıyorlar. Size ses geliyor mu? Takırtı sesi. Böyle maktap sesi geliyor. Böyle gözünü hemen açıyor. Geri kapatıyor. Çok hafif uykusu var. Hiç bana elim çekmemiş çocuğun. Aba. Neydi? Ama çok havada olmuşmuş. Paket gibi oldu. Sanki çamaşır düz düz katladığım gibi bunları da düz düz koyuyorum arkadaşlar. Ama bunlara çok abam hava dolmuş vallahi. Annem bunların havasını çaldırmamış herhalde. O kapatıyordu. Şurada düzlediklerim size görünüyor mu? Kameramı da öyle bir yere koydum ki görseniz gülersiniz. Arkasında telefonumun desteği şey var. Salçalığım var. Önünde de sandalye var. Ayakta o şekilde duruyor. Buyur. Tamam. Tamam. Peynir çıkartalım mı? Bugün börek de yapacağız biz can dostlar. Ateşimizi yakmışken ustalara börek hazırlayalım diye düşündük. Normalde yemeği onlara kesin yani Serkan işte usta biliyorsunuz. Yemeği normalde ona şey yaptık hani kendiniz yapın yiyin diye öyle kesim kestik. Yani öyle anlaştılar. Ama işimiz başladı başlayalım biz yemeklerini hazırlıyoruz. Memnuniyetle de hazırlıyorum. Benim tek bir çekingem oluyor her zaman yani herkese karşı böyle Yüksel kapımızı örter misin annem? Hani yemeği beğenmezler mi ki? Acaba farklı bir şey mi severler ki? O düşünce oluyor sadece bende. Onun dışında bir sıkıntı yok. Yani biliyorsunuz her şeyi layıkıyla hazırlayan birisiyim. Bugün de börek yapalım dedik. Onlar da bugün sucuk pişirip yiyeceklermişmiş. Video çekiyorum. Bu öbürü. Yedek. Filiz teyzen o zaman iki tane almışmış. Birine Ömer mi otursun, birine Yüksel mi otursun demiş. Biliyor musun? Yüksel'imin çalışmaması var. Alır mısın telefonumu oradan anneciğim? Ben düşünmedim. Bilmiyorum o kendi düştü. Bana cıncık. Bana bilsen ben bakabilirim hayatım aşkım. Evet benim değerli güzel takipçilerim. Şöyle biberlerimiz bitti. Evet. Benim olmazsa olmazım yüksüşüm de yanımda. Gördüğünüz gibi paket paket. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane 12 poşet aslında. Onunla da az sonra börek yapacağız. Şimdi bunları ben deep freezerimize bu şekilde koyacağım. Bir sürü şey alacak. Annem basma patlatırsın. Havalarını indiriyor. İndi indi. Ben aldım havalarını. Basma akıllım. Patlar o zaman. Şu ağızlar zaten şey ya. Çok böyle dandik gibi. O zaman bunları da yerine yerleştirelim. Yükselin bir kapanış yapacakmış videomuza. Yok. Yok anne. İnanma diyorum zaten. Ha? Yine mi düşecek benden? Nasıl düşecek? Allah'ım biliyorum ben ya. Zaten sabah belli. Sabah. Sabah.
sabah. Anne buraya su attılar mı? Evet annem. Boya mı attılardı bunun içine? Bilmiyorum aşkım, ben hiç anlamam ama öyle yaptılardı o zaman. O zaman benim değerli güzel takipçilerim, Yüksel'den bir kapanış gelmedi. Benden sizlere bir kapanış gelsin. Hoşça kalın, dostça kalın. Cansu Otun YouTube kanalında kalın. Bir sonraki videolarımda inşallah görüşmek üzere.